Şimdi bir video izleyeceğiz. Hatırlayın, daha birkaç gün önce Erdoğan sanatçılarla ilgili bir açıklama yaptı. Dalkavuk dedi. Gerekçe şu: bazı sanatçılar Ekrem İmamoğlu'na destek vermiş ve her şey çok güzel olacak demişti. Bakın, Erdoğan o toplantıda böylesi bir şey demiş midir, dememiş midir? Sanatçılara ne dediğine bakalım, sonra devam edelim. Sanatçılarımızın arasına da bunlar nifak tohumlarını ektiler. Ve sanatçılarımıza tehdit salladılar. İnanıyorum ki sanatçı sanatıyla zaten bunlara gereken cevabı bulunduğu alanlarda her zaman verdi, veriyor. Ama benim de söyleyecek bir lafım var, kusura bakmasınlar. Bakın, sinema dünyasıyla ilgili olarak bize kadar kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde bu yasal düzenlemeyi yapıp ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu neyle ifade edeceğiz? Neyle izah edeceğiz? Sanatçı sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz. Ve sanatıyla konuşan sanatçıları da biz baş göz ederiz. Yani aslında şunu diyor Erdoğan, tıpkı bir önceki haberde paylaştığımız gibi: kardeşim, sizin işinizi biz çözdük, nankörlük ediyorsunuz, bize oy vereceğinize, bizi alkışlayacağınıza dönüyorsunuz, muhalefet liderini alkışlıyorsunuz ve dalkavukluk yapıyorsunuz diyor. Şimdi birkaç fotoğraf paylaşacağım, herhangi bir ifadede bulunmadan. Sonrasında yine bu konuyla ilgili bir başka haberimiz var. Hani dalkavuk dedik, sanat dedik, sanatçı dedik, tamam, okey. Muhalefetin temsilcisine, muhalefetin adayına destek verince böyle oluyor. Şimdi şu fotoğrafları bir görelim mi? Çok fazla yoruma yer bırakmayan fotoğraflar. Bu bir grup sanatçı Erdoğan'a doğum günü sürprizi yapmış. Burada da yine bir grup sanatçı Erdoğan'ın ağzının içine düşmek üzere. Burada da hani bence Erdoğan ve sanatçı dendiğinde akla gelecek en önemli karelerden biri, Yavuz Bingöl'ün yüz ifadesine biraz dikkat ettiğinizde çok şey söylüyor ki Yavuz Bingöl'ün epey saraya yakın olduğunu da söyleyelim, bu ifade. Şimdi hani sanatçı sanatıyla konuşur dediğinde herhalde Yavuz Bingöl orada sanat gösterisi yapıyor Erdoğan'a karşı. Evet, şimdi bir başka hani Erdoğan'ın bunu söyleyip söylemeyeceğine dair bir haberimiz var. Hatırlayalım, yine aynı o sanatçılar mevzuunda AKP'li milletvekili Kenan Sofuoğlu, o ne demişti? Ona da bir bakalım. İşte Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlüler haberini paylaşıp altına da "yazıklar olsun nankörler, bu ülkeyi yaklaşık 20 yıldır yöneten Erdoğan sayesinde her biriniz milyonersiniz, lüks hayatınız bilmem ne vesaire." Yani hani milletvekilinde de zihniyet bu, cumhurbaşkanında da zihniyet bu, işte parti temsilcisinde de zihniyet bu, hepsinde zihniyet aynı. Kardeşim, zaten bu insanlar size hizmet edesiniz diye seçti. Siz hizmet ediyorsunuz, o insanlar da bakıyorlar, beğeniyorlar ya da beğenmiyorlar. Bir tercihte bulunuyorlar bir sonraki seçimle ilgili. Yani işinizi yapıyorsunuz. Kimseye bağ bağışlamıyorsunuz. Babanızın bağından falan bir şey vermiyorsunuz. Devletin imkanlarıyla eğer bir yasal düzenleme yapıyorsanız, eğer onlara bir şeyler veriyorsanız, devletin imkanlarıyla işte milletin meclisinde bir yasa çıkıyor ve insanlar hayatlarına öyle devam ediyorlar. Yani insanlara eğer sosyal yardımda bulunuyorsanız, ki bu övünülecek bir şey değil, hala milyonlarca insanın yardıma muhtaç halde yaşaması övünülecek bir şey değil, geri kendi kesenizden veya kasanızdan vermiyorsunuz, hazineden veriyorsunuz. Niye insanlar size kapı kulağı olsunlar? İşinizi yaptığınız için. O da ne kadar yaptığınız kısmı tartışılır.